Esenlikler, ben Profesör. Bugün size muhtemelen seyinin şu ana kadarki en ünlü dinozorunu tanıtacağım. Stegosaurus. Başlamadan önce böyle videoların daha fazla gelmesi istiyorsanız abone olmayı unutmayın. Hadi başlayalım. Stegosaurus, kemik savaşlarının ünlü dinozorlarından Stegosaurus, ilk olarak Arthur Lakes tarafından toplandı ve birkaç kadı alınmur, bir deri plakası ve birkaç parça daha buldu. Bu ilk parçalanmış kemikler Yale paleontoloğu Otniel Charles Marsh ki kendisi en Kendisi kemik savaşlarının en önemli iki tarafından biri. Ama bu kemik savaşları başka bir videonun konusu. 1877'de Charles Marsh tarafından tanımlandı ve canlı Stegosaurus Armatus adı verildi. Yani çatı kertenkezi. Bu ismi vermişsin nedeni ilk başta sırtındaki plakalarının hayvanın sırtı üzerinde düz durduğuna ve bir çatıdaki kiramit gibi üst üste geldiği düşünülüyordu. Ama gelecekteki keşifleriyle bunun böyle olmadığı anlaşıldı. Şimdi bu size komik gelecek ama bu düşünüldü. Stegosaurus'un kafatasının vücuduna göre küçük olmasından dolayı bu hayvanın kendi vücudunu bile kontrol edemeyecek kadar salak olduğu düşünüldü. Bunun yanında Stegosaurus'un arka bölümünde bir kanal bulundu. O zamanlarda bu kanalda ikinci bir beyin olduğu düşünüldü. Eh eski paleontoloji işte. Bu beynin vücudun arka bölgesini kontrol ettiğini ve vücudun arka kısmında ki bu beyne bağlı olduğu düşünüldü. Bu yapıya benzer bir yapı kuşlarda da bulunur. Bu yapı muhtemelen glikojen tedariğine yarıyordu. Ayrıca ilk modellerde Stegosaurus'un iki ayaklı olduğu düşünüldü. Ama fosiller artınca dört ayaklı olduğu anlaşıldı. Bir de Stegosaurus ile ilgili bir yanlış söylemek istiyorum. Özellikle ilk tasarımlarda ve Jurassic World'da yapıldı bu hata. Stegosaurus'un kuyruğu aşağı doğru sarkmaz. Bu modeldeki gibi yukarı doğru sarkar. Kertenkele gibi sarkıtmaz. Yukarıda tutar. Stegosaurus 9 metre uzunluğunda, 2 ton ağırlığında, Kuzey Amerika'da, geç Jura döneminde yaşamış. Stegosauridae ailesine bağlı, Stegosaurinia ailesi alt ailesine bağlı bir Stegosaurid'dir. Bildiğiniz gibi Stegosaurus sırtında 1 metre uzunluğunda plakalar var. Bu plakaların işlevi konusunda iki teori var. İlki ve en çok kabul edilen bu plakaların termoregülasyon yaptığı yani hayvanın ısısını kontrol etmeye yaradı. İkincisi ise bu plakaların tehlike anda kan pompalayıp yırtıcıyı korkutmaya yarıyor olabilir. Bir de hepinizin bildiği kuyruğunun ucundaki 60 ila 90 cm uzunluğundaki 4 tane sivri dikeni var. Bu dikeni kendini korumak için kullanıyordu. Hatta bunun fosil kayıtları bile var. Bir Stegosaurus dikenin bir Allosaurus'un kalça kemiğine girmiş bir fosil bulundu. Evet güzel bir ölüm değil kesinlikle. Hayvan muhtemelen daha yarıya öldü. Stegosaurus'un yaşadığı çevre belirgin yağışlı ve kurak mevsimlere ve düz ya taşkın yataklarına sahip yarı kurak bir ortam olarak yorumlanır bitki örtüsü nehir kıyısındaki kozaklı ağaçlardan erel oluşuyordu. Stegosaurus'un yaşadığı dönem ve yerde Allosaurus, Saurpaganax, Ceratosaurus, Torvosaurus, Camptosaurus, Diplodocus, Brachiosaurus gibi dinozorlarla beraber yaşamıştı. Bu kadardı. Anlatabileceklerim bu kadardı. Abone olmayı, like atmayı, Discord sunucumuza gelmeyi unutmayın. Şimdilik benden bu kadar. Görüşürüz.